Şimdi 15. Gönül Harmanı şiir akşamımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Birikim Hayat Koleji Liseler ve Kampüs Müdürü Yusuf Şahin hocamızı sahneye davet ediyoruz. Bismillah. Selamun aleyküm. Çok muhterem, değerli şuara, sevgili şairlerimiz, muhterem ilçe milli eğitim müdürlerimiz, yönetim kurulu başkanım, eğitim kurumlarımızın değerli yöneticileri, eğitim bir sendikamızın değerli başkanları, değerli velilerimiz, sevgili mezunlarımız, şiir dostları, değerli misafirler. 15. Gönül Harmanı Şiir Akşamı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neden ırmaklardan daha büyük heyecanlıydı? Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak diyor şair. Karlı bir gece vakti sizleri uyandırdık. Buraya geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. 15 yıl önce o dönemki genel müdürümüz, şu anda aramızda sevgili Cemal Yılmaz hocamız, onun başkanlığında, onun riyasetinde başlamıştı Gönül Harmanı Şiir Akşamı yolculukları. 15 yıldır bir yürüyüş halindeyiz. Yahya Kemal diyor ki, esnaf kapıldıkça güzelden güzele, fer vermiş o neşveyle gazelden gazele, sönmez seheri haşre kadar şiiri kadim, bir meşaledir dolaşır elden ele. Gönül Harmanı Şiir Akşamları 15 yıldır elden ele dolaşarak, elden ele devredilerek bugünkü durağına ulaştı. Derviş Yunus'un nefesinden nasibimizi almak için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim şuurunda yola çıktı Gönül Harmanı Şiir Akşamları. Karacaoğlan'ın "Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca" mısrasında ifade ettiği gibi, onun bağlamasının telinden, kendi gönül tellerimizle bağlamanın telleri arasında bir ilişki kurabilelim diye, birbirimize bağlantı olsun diye yola çıktı Gönül Harmanı. Fuzuli'nin "Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki otlare su, kim bu denli duhtuşan otlare kılmaz çare su" beytindeki Allah Resulü aşkını ve yine "Aşiyanı murgı dil zülfü perişanındadır, kande olsam ey peri, gönlüm senin yanındadır" mısralarındaki belirtmiş olduğu o derin aşkı anlamak için yola çıktı Gönül Harmanı. Dadaloğlu'nun "Hakkımızda ferman etmiş, hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir" mısralarında belirttiği isyan ahlakını kuşanmak için yola çıktı Gönül Harmanı. Aynı çağda, aynı zaman diliminde yaşamakla gurur duyduğumuz, iftihar ettiğimiz, biz yangında koşuyu kaybeden atlarız, biz mahcup ve onurlu çocuklarız, biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız diyen büyük şair, üstad Sezai Karakoç'u anlamak, onun diriliş mefkuresinden bir nebze nasip alabilmek için yola çıktı Gönül Harmanı. "Üzerime yüreğimden başka muska takmadan" diyen ve uzun yola çıkmaya, hüküm giymeye bizleri çağıran, bu yolculuğa dikkat çeken İsmet Özel'i anlamak için yola çıktı Gönül Harmanı.
Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya diyen ve bizi silkeleyen Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi, onun Büyük Doğu mefkuresini anlamak için yola çıktı gönül harmanı. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmem diyen hakikatli bir münevver, gerçek bir öncü, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlamak için ve Asım'ın nesli idealine yaklaşabilmek için yola çıktı gönül harmanı. Bugün burada aramızda bulunan Mehmet Aycı, Ali Ural, Metin Önal Mengüşoğlu, Recep Garip, Cumali Ünaldı Hasan Nebioğlu, Şeref Akbaba ve Nurettin Durman gibi büyük ustalarımızı, büyük şairlerimizi anlamak için, onların mısralarından bir nebze nasip alabilmek için yola çıktı gönül harmanı. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, siz değerli velilerimizle, sevgili dostlarımızla, aramızda gönülden bir bağ olsun, şiirden bir bağ olsun diye yola çıktı gönül harmanı. Üstad Yahya Kemal'e sormuşlar, Viyana'ya nasıl gittiniz diye. Mesnevi okuyarak, bulgur aşı yiyerek diye cevap vermiş. Bizim medeniyetimiz sadece nal seslerinden, kılıç şakırtılarından ibaret değildir. Medeniyet yolculuğumuza ince dokunuşlar yapan büyük şairlerimiz, dervişlerimiz, bilim adamlarımız, filozoflarımız, mimarlarımız vardır. Mimar Sinan Süleymaniye gibi bir mabed inşa etmiş, dönemin büyük şairi Baki, şiirlerinde adeta bir Süleymaniye heybetinde haykırmıştır. Dolayısıyla bizim şiirimiz, Türk şiiri, millet olma bilincimizin temel yapı taşı olmuştur. İşte bu temel yapı taşı olan şiirimizi anlamak ve milli bilincimizi geliştirmek için yola çıkmıştır gönül harmanı şiir akşamları. Bu vesileyle 15 yıllık yolculuğumuza, yol arkadaşlarımıza, beraber emek verdiğimiz, 15 yıldır emek verdiğimiz yol arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, mezunlarımıza, değerli velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yine 15. Gönül Harmanı Şiir Akşamı'nı hazırlayan başta tertip heyeti olmak üzere değerli öğretmenlerime, sevgili öğrencilerime, okulumuzun güçlü birikim orkestrasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onları alınlarından öpüyorum. Dinlen ey zarif, bila tedbir çok söz açtın. Bu kırık akılla ne cürettir yaptığın der Cahit Zarifoğlu. Bu sebeple sözü kısa kesmek gerek. Nurettin Durban ağabeyin söylediği gibi, dostum söz bitmez vakit dar. Onun için sözü uzatmamak gerek. Efendim şimdi şiir zamanı, saygılarımla.